Merhaba arkadaşlar, Nuray Taşkın adım soyadım. Bugün hep beraber sizinle rooibos çayı deneyeceğiz. Ne zamandır Instagram'da, Facebook'ta durmadan rooibos çayı ile ilgili paylaşımlar yapıyorum. Onu nasıl hazırladığımla ilgili minik bir çekim yapmak istedim. 1,5 litre kaynamış su. Benim bir tane cam kettle'ım var. Onun için hazırlayacağım şimdi. Mümkünse cam ve porseleni hazırlamanızı öneriyoruz bu çayı hazırlarken. Aslında rooibos çayının bu paketi. İçinde Ganoderma ve rooibos dediğimiz bitki var. Ganoderma mantarı var içinde. Ve bir Afrika bitkisi, rooibos dediğimiz bitkinin bu şekilde demlik poşeti ya da işte hazırlayacağım şekliyle bir çay oluşturacağız şimdi. Ben bunu biraz kendi damak zevkime uygun hale getirdim. Bunun da sebebi hem daha keyifli çünkü biz işte çay olsun, kahveyi olsun hep böyle keyif için içiyoruz ve keyifli anlarımız için, onları taçlandırmak için. Tabii bunun içine bir de sağlık eklenirse tadından içilmiyor. Ben şöyle hazırlıyorum. İşte limon dilimlerimi hazırladım bu şekilde. Bunu 1-1,5 litre kaynamış su için işte tarçın çubuklarım şu şekilde. Ben yarım tarçın çubuğu kullanacağım bugün. Ondan sonra zencefil hazırladım. Zencefili böyle minik minik parçalar haline getirdim. Çünkü bütün aromasının çaya geçmesini istiyorum. Bu bahsettiğim ürünler tamamen C vitamini deposu ve bağışıklık sistemine destek olan ürünler. Zaten benim de aslında bu ara bu rooibos çayı ile ilgili çekim yapmamın sebebi de bu. Bağışıklık sistemimizi desteklememiz ve Covid-19 virüsüyle ilgili şu günlerde çok fazla korku ve panik yayılan bu günlerde C vitamini yönünden çok zengin bu çayı hayatımıza alabilmemiz ve içindekileri tanıyabilmemiz için aslında bu çekimde yapıyorum. Afrika bitkisi rooibos çayının içinde aslında süperoksit dismutaz denen bir madde var. Bu madde her canlıda olan bir enzim. Hepimizin bedeninde, vücudunda bu enzim salgılanıyor. Ama zamanla yaşa bağlı olarak azalıyor. Yani anlaşıldığı üzere bu çay aynı zamanda yaşlanma karşıtı bir çay ve canlıyı serbest radikallere karşı koruyor. Ben şimdi suyumu kaynatmıştım zaten. Hazırlayayım çayımı. Şu şekilde. Demlik poşetimi attım. Hazırladığım zencefillerimi de aynı şekilde. Tarçın çubuğumu içine attım. Limon dilimlerimi attım. Ve 15 dakika demlenmeye bırakıyorum. Bu çayı ister soğuk, ister sıcak, İsterseniz içine nane, ıhlamur ya da ada çayı, istediğiniz bitkileri ekleyerek yapabilirsiniz. Zaten amacımız ne? C vitamini deposu ve bağışıklık sistemimizi desteklemek. Özellikle SOT enziminin yaptığı fayda neydi? Canlıyı serbest radikallere karşı koruyordu. Serbest radikaller dediğimiz şey ne? Serbest radikaller bizim hayatımızda işte kirliliğe maruz kaldığımızda, ağır metallere maruz kaldığımızda, sigara, stres, ilaç kullanımı, radyasyon, paket işlem görmüş gıdalar, soğuduğumuz hava, ya tüm bu kirliliklerin hücreye olan saldırısında hücre zarına ve hücre çekirdeğine DNA yapısına serbest radikaller bir saldırı yapıyor ve DNA'nın ve hücrenin yapısını değiştirmeye çalışıyor. Buradan sonra zaten vücudumuzdaki sorunlar başlıyor. İşte koroner arter hastalığından, işte aterosklerozu, tansiyondan şekere,
egzamanan sedefe, yani vücudumuzdaki sorunlar serbest radikallerin hücre zarına, hücreye ve DNA'sına yaptığı saldırı ve oluşturduğu hasarla meydana geliyor. Eğer biz antioksidanlarca ve bağışıklık sistemimizi, immün sistemimizi destekleyen takviyelerle hücrelerimizi desteklersek, onlara silahlanmalarına yardım edersek zaten olayı çözmüş oluyoruz. Zaten herkes çay içiyor. Bitki çayı çok seviyoruz toplumca, milletçe. İşte bu faydalı ganoderma özütlü rooibos çayını daha da ağız tadımıza uygun, damak zevkimize uygun güçlendirerek içtiğimizde hem C vitamini deposu, hem bağışıklık sistem destekçisi, hem antiödem detoks çayı, ne derseniz deyin ama bu çayı hayatınıza alın. Hiç pişman olmazsınız. En azından ne diyeyim, bir sağlıkçı önerisi diyeyim. Bağışık kalın, sağlıklı kalın, temiz kalın, mutlu kalın. Ben hep şey diyorum, bu ara akım gibi oldu bu. En akılcı bakım bağışıklığına yatırım. Lütfen kendinize yatırım yapın. Hücrelerinizi mutlu edin. Görüşmek üzere.